Merhaba değerli yatırımcılar. Ataportföy Genel Müdürü Sayın Mehmet Gerz bizlerle birlikte Dünya Yatırımcı Haftası ve Müşteri Deneyimi çerçevesinde kendisine ileteceğimiz sorulara cevap vermek üzere burada. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhaba Ebru Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Hazırım sorulara. Şu an önümde ama kopya aldım önceden de. Yatırımcılarımıza Galiba. ışık tutacağını düşündüğümüz bazı soruları derledik sizin için. Öncelikle sıklıkla bahsettiğimiz finansal okur yazarlık becerisine sahip olmanın önemini çok sıklıkla vurguladığımız bir konu bu. Bu beceriye sahip olmak yatırımcılara hangi avantajları sağlamakta diye temel bir sorudan başlayalım istedik. Yani akademik cevabı şu Ebru. Finansal okuryazarlığı işte enflasyonun etkisini anlıyor muyuz? Bileşik getirinin önemini anlıyor muyuz? Bir de yatırım yaparken riski dağıtmanın önemini anlıyor muyuz diye özetleniyor ama bu biraz akademik kalıyor. Bence finansal okuryazarlığın önemi parayla ilgili kararları verirken akıllı mantıklı davranabiliyor muyuz? Temkinli davranabiliyor muyuz? Ben temkinli olmanın, ihtiyatın öneminin de altını çiziyorum. Bence temel soru bu. Yani hiçbir formal eğitim almamış insanlar bile çok ciddi finansal okuryazar olabilir. Ama çok iyi eğitim almış, master olan birisi diğer taraftan parayla ilgili yanlış kararlar verebilir. Ben bunun biraz beceri olduğunu düşünüyorum. Yani akademik bir konudan bahsetmiyoruz. Evet. Peki yüksek tüfe oranlarının olduğu bu enflasyonist ortamda fon ve portföy yönetimi açısından portföy getirilerini nasıl değerlendirirsiniz Mehmet Bey? Türkiye'nin son bir yıldır yaşadığı olay yani enflasyon oranı %80'in üzerinde TL bazında getiri elde etmek çok zor. Faiz tabii getirinin şeyidir, bazıdır. Faizler reel olarak enflasyonun %60-65 puan altında olduğu için Türk lirası mevduat para eriyor. Bununla bir önlem olarak kur korumalı mevduat getirildi. Bu tabii dövizdeki artışa karşı paranızı koruyor ama enflasyona karşı paranızı koruyan garantili bir getiri yok. Burada yapacağınız tek şey paranızın belli bir kısmıyla risk almak. Çok büyük bir para gayrimenkule gitti. Gayrimenkul evet o anlamda görevini yaptı. Son 2 yıldır enflasyonun çok üzerinde getiri sağladı ama artık gayrimenkul fiyatları da pahalı hale geldi. Bu noktada sermaye piyasası ürünleri de yavaş yavaş resme girmeye başlıyor. Yani enflasyon üzerinde getiri elde etmek için sermaye piyasalarında ölçülü ve ihtiyatlı riskler almak gerekiyor. Evet. Emeklilik yatırım fonları ile ilgili de sıklıkla bahsettiğinizi biliyoruz. Bu fonların geleceği ve sermaye piyasalarına etkileri konusunda görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Türkiye'deki bireysel emeklilik sistemini ben çok önemsiyorum. Yani sermaye piyasasının geleceği aslında orada. Uzun vadeli ve düzenli yatırım imkanı sağlıyor. Güzel de bir vergi avantajı var, devlet katkısı var. Burada tabii 7,5 milyon yatırımcı oldu şu anda gönüllü tarafta. Bir 6,5 milyon da otomatik katılım sistemi de var. Yani 13 milyon hesaptan bahsediyoruz. Ve para da birikmeye başladı. Yaklaşık 350 milyar bir birikim var. Bu paraların iyi yönetilmesi için fonlara doğru dağılması gerekiyor. Fonlar iyi yönetiliyor. Konuda bir sektör oyuncusu olarak gözlemimi paylaşabilirim. Ama bu yeterli değil. Kişinin parasını fonlara doğru bir şekilde dağıtıp yönetmesi gerekiyor. Çoğu kişi bunu yapamaz. Yani çok zordur bunu yönetmek. Eğitimle de alakası yok. Bu bir finansal beceri ve deneyim işidir. Bu anlamda bir danışmanlık eksikliği maalesef ülkemizde var. Robo danışmanlar biraz devreye girdi ama soruna tam bir cevap değil. Benim burada yatırımcılara tavsiyem doğru varlık dağılımı yapmak için hiçbir şey yapamıyorlarsa şu kurala uysunlar. Ben buna 1 bölü 3 kuralı diyorum. Paranızın 1/3 birini hisse fonlarında, 1/3 birini döviz bazlı fonlarda, kalan 1/3 birini de faiz bazlı fonlarda dağıtırsanız böyle bir dağılımla en azından yanlış yapmamış olursunuz. Evet. Teşekkürler. Peki borsada tarihi dip seviyelerdeki yabancı yatırımcı oranının borsa dinamikleri üzerinde etkileri konusunda görüşleriniz nelerdir?
Bu yeni bir olay değil. Yani borsada yabancı payı 5 yıldır azalıyor. Türkiye'nin sıra dışı makroekonomi politikalarıyla ilgili bir konu. Seçimden sonra değişebilir diye düşünüyorum. Yani çok fazla yabancı çıkışı oldu. Bir miktar yabancı girişi olacaktır. Bu anlamda diplerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani %32 galiba. Üçte birden bile az şu anki yabancı payı ki 2 bölü 3'tü bu. Yani Türkiye borsasının 2 bölü 3'ü yabancı yatırımcının portföyündeyken şu an 1 bölü 3'e düşmüş durumda. Ama şunu da hatırlayalım. Satılan hisseleri yerli yatırımcı alıyor. Hem kurumsal hem bireysel bir el değiştirme oluyor. Yabancı yatırımcı çıkışı durduğunda borsanın ciddi şekilde yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son 3-5 yıldır yabancı satıyor, yerli alıyor ama yerlinin satın alma gücü yabancıya göre çok daha düşük. Düşen fiyatlarda alabiliyor. Yabancı yatırımcı da tekrar alışa başlarsa ki seçimden hemen önce veya sonra olabilir, fiyatları ciddi şekilde yukarı itebilir. Yani Türkiye borsasının yabancıların gelmesiyle iki katına belki de üç katına çıktığını tekrar yaşayıp görebiliriz. Yatırımcılara tasarruflarının değerini korumak ve getiri sağlamak amacıyla nasıl bir varlık modeli öneriyorsunuz? Biraz önce bireysel emeklilik için yaptığım dağılım çok kaba bir dağılımdı. Üçte bir kuralı. Buna biz naif dağılım yani pasif bir dağılım diyoruz. Evet. Biz ise ata portföy olarak kendi yatırımcılarımıza biraz daha sofistike bir dağılım öneriyoruz. Orada da hisse oranını %40, Eurobond oranını %25. Eurobondlar Euro deyince Euro bazlı anlaşılıyor ama aslında ürünün adı o. Dolar bazlı tahviller demek bunlar ve yaklaşık %8-9-10 civarında dolar bazında bir yıllık getiri potansiyeli var. Bir %30'u da yabancı tematik fonlara tahsis ediyoruz. Orada da bizim kurduğumuz bir tarım gıda fonu var. Büyük oranda global. Onun dışında yakın zamanda kuracağımız robotik teknolojiler fonu var. O da global teknoloji hisselerine ağırlıklı yatırım yapacak. Belli emtialar var bizim önerdiğimiz. Belli konseptler, temalar var işte turizm ve seyahat konsepti gibi. Bunlardan oluşan bir sepet şu enflasyonist ortamda basiretli bir dağılım olabilir diye öneriyoruz. Burada en büyük oranı hisse senedine ayırdığımızın altını çizmek isterim. Yani biz yılbaşından beri böyle bir dağılımla geliyoruz. Çünkü Türkiye'de hisse senetleri çok ucuzdu. Biraz kafayı kaldırdı. Yani sene başından beri %80'e yakın bir getiri var. Dolara çevirirsek %25-30 arası bir getiri var. Şu an için iyi gidiyor. Hatta bazı yatırımcılar acaba burası çok mu yükseldi falan diyor ama biz de şunu söylüyoruz. 5 yıldır, 6 yıldır hatta 7 yıldır dolar bazında düşen bir borsa burası. Buranın daha yükselme potansiyeli var. Hisse oranını azaltmak için acele etmemeyi öneriyoruz. Evet, dengeli bir varlık modeliyle kazançlarını atlayabilirler sonuçta. Yatırım ve davranışsal finans alanında yararlı olacağını düşündüğünüz kitap önerileriniz nelerdir? Pek çok kitap önerisi var ama benim genele önereceğim iki tane kitap var ki daha basittir, okuması kolaydır. Bir tanesi Richard Thaler, bu Chicago Üniversitesi'nde bir davranışsal iktisat profesörü ki Nobel'i kazanan hocalardan biri. Onun genelde Nudge kitabı çok önerilir Ebru. Türkçe'ye de Dürtme diye çevrilmiştir. Ama o biraz zor bir kitap. İkinci yazdığı kitabı ben çok daha kolay okudum. Ve önerdiğim arkadaşlar da kolay okuduğunu söylediler. Onun da adı, İngilizce adı Misbehaving. Yani yanlış davranmak aslında. Ama Türkçe'ye akıllı insanların mantıksız kararları diye çevrilmiş. Uzunca bir isim. Akılda da kalmıyor. O yüzden ısrarla misbehaving diyorum. Yanlış davranmak. Yanlış davranmak derken insanların ideal doğruları yapamaması, duygusal zaafların olması anlamına geliyor. Bence bu kitap önemli bir, kolay okunan güzel bir kitap. İkincisi de Duke Üniversitesi'nde Dan Ariely var. Ben de 2019'da bir aylık bir eğitimine katılma şansım olmuştu. Onun da yine zor bir kelime, Predictably Irrational diye bir kitabı var. Akıl dışı ve öngörülemez. Bu tercümeyi de sen söyledin zaten.
Ben bilmiyordum açıkçası. Akıl dışı ve öngörülebilir. Öngörülebilir, evet. Yani Evet. ve kitabı da okuduğunu söylemiştin. Aklında kalan bir şey var mı? Ben de sana bir soru sorayım. Yani şöyle, bu davranış modellerini insanların yaptığında onları tetikleyen şeylerden çok bahsediyordu. Benim aklımda kalan en önemli şey buydu aslında kitabı bıraktığımda. Yani biz bir takım tetiklenmiş duygularla ve hareketlerle her türlü kararı veriyoruz esasında. O yüzden böyle çok spesifik şuydu buydu diyebileceğim bir şey yok. 11-12 sene oldu ben o kitabı okuyalı. Çok eski bir kitaptı benim için ama tekrar gündeme getirdiğiniz için ben gider gitmez bakacağım. Tekrar okumak isterim. Bence başka bir kitabını oku. Ben Dan Ariely'nin o eğitim sırasında bir bara gitmiştik. Tam da yanına oturdum ben. Biraz muhabbet edeyim diye. Bana özellikle kendi şey kitabını önerdi. The Honest Truth About Dishonesty. Bunu nasıl çeviririz? Yani dürüst olmamaya dair dürüst bir gerçek. Yani dürüst olmamanın psikolojisini yazmış açıkçası hoca. Bu konulara çok meraklı. Aslında Çok çok merak. paranın psikolojisine dair kitaplar yazıyor. Evet. Davranışsal bir bakış açısıyla ve dürüstlüğü de ve dürüst olmamayı da ciddi bir şekilde masaya yatırmış ve bununla ilgili bir kitap yazmış. Ve bana bir örnek verdi ki aklımda kalan bir şeydir. Onu bahsetmek istiyorum. Tabii. Dinlerin dürüst olmak konusunda bir etkisi olup olmadığını araştırmış. Yani dindar insanların daha dürüst olup olmadığına dair bir deney yapmış. Ve bu deneyi de nerede yapmış? Söyleyeyim size. Türkiye'de yapmış. Ramazan ayında oruç tutarken insanların dürüstlüğüne dair bir takım deneyler yapmış. Ve bulduğu sonuç şu. Fakat bunu dokümante etmedik, yazmadık dedi. Çünkü sonuçlar tam bilimsel değildi. Kendi gözlemiyle bulduğu sonuç şu. Dindar insanlar Ramazan ayında dinle ilgili konularda dürüstler ama din dışı herhangi bir konuda hiçbir şekilde dürüstlüklerini etkilemiyor. Yani trafik kuralını ihlal ediyorsa ihlal etmeye devam ediyor. Yere çöp atıyorsa onu atmaya devam ediyor. Bu tür şeylerden bahsediyorum. Benim çok çok hoşuma gitmişti bu örnek. Ve Evet, o çok kitabı ben çarpıcı. dikkatle okudum. Okumanızı öneririm. Yani şu an konuştuğumuz konuların da ötesinde bir davranışsal iktisat kitabıdır. Evet, teşekkürler. Son olarak o zaman Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında yatırımcılarımıza tavsiyelerinizi şöyle bir toparlamak istersek birkaç cümleyle ne tavsiye edersiniz? Ya Dünya Yatırımcı Haftası güzel bir konu. İnsanlara yatırım yapmanın, bütçe yapmanın, tasarruf etmenin önemini hatırlatıyor. Ben genelde çocuklarımıza küçük yaşta finansal okuryazarlığın önemini anlatmamız gerektiğini düşünüyorum ama böyle kitabi bilgilerle değil. Örneğin bileşik getirinin ne kadar etkili olduğunu öğretmek için snowball efekt yani kar topu örneğini verelim. Yani kar topu böyle yuvarlandıkça büyüyor, büyüdükçe daha da fazla kar tutuyor. Ki bireysel emeklilik bunun güzel bir örneği. Erken yaşta bireysel emekliliğe girerseniz kar topu gibi büyür. Aslında bireysel emekliliğe girmesinin şöyle de bir ekstra katkısı var. Yatırımı öğreniyor. Ve yatırım bence bilfiil yaparak öğrenilir. Hatta ve hatta yatırım para kaybedilerek öğrenilir. Dolayısıyla erken yaşlarda yatırımda yaptığınız hatalardan, para kaybından korkmayın. Bunlar olacaktır. Yine de ihtiyatlı olmak lazım ama onları bir deneme ve geleceğe bir yatırım olarak görür. Yani kayıplar ne kadar erken yaşanırsa o kadar miktarı az oluyor çünkü paranız az. Ama öğrendiğiniz şey kalan yıllara dair çok daha fazla etki yapabiliyor. Evet, çok önemli bir şey, bir husustan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, sorularımıza yanıtlarınız için. Rica ederim bugün böyle bir vesileyle bu programı yapmış olmak en azından yatırımcılarımıza günlük para yönetiminin ötesinde entelektüel bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize. Teşekkürler davetiniz için. Teşekkür ederiz.